Monster dizüstü oyun bilgisayarları sunar. Dönüşen Dünya'dan bu hafta da merhaba. Dijital kültürün dönüştürdüğü dünyamızın nabzını tutmak için yine bir aradayız. Teknoloji her şeyin itici gücü olarak konumlanmış olabilir ancak dönüşüm yolculuğumuzda sadece bir araç. Her şeyin dönüşümündeki kilit konu aslında yeni bir kültürü deneyimliyor olmamız. Bu bölümde yine işleri, uzmanlıklarımızı, yetkinliklerimizi, hayatımızı çerçeveleyen yeni kültüre odaklanarak konuşuyor olacağız. Bu haftanın dönüşüm hikayelerinden birinde yetkinliklerimize, diğerinde de dijital varlıklarımıza dokunacağız. Çok değerli konuklarımızla. Yani işin birazcık nasılına odaklanacağız ve örneklerle somutlaştıracağız. Dönüşen Dünya'nın bu bölümünde yetkinliklerin dönüşümünü konuşacağız. Çok değerli üç konuğumuz var. Yıllardır görüştüğümüz sevgili Bilgin Hocamız, Doçent Doktor Bilgin Metin. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da Siber Güvenlik Merkezi'nin direktörü. Çok değerli öğrencileri, sevgili Elif, sevgili Serhat. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa çıkıyorsunuz galiba televizyon programına. Evet. O zaman herkese yaptığımız şakalardan size de yapabiliriz. Birazdan yukarıdan su boşalacak. Bilgin Hocam, yıllardır siber güvenlikle ilgileniyorsunuz. Siber güvenlik dediğimizde mesela şuradan kapının önünden geçen arkadaş ne anlamalı? Siber güvenlik dediğimiz şey nedir? Neyi kapsar? Ya aslında ilk başlarda çok farklı isimler vererek biz bu konuya başladık. Yıllar önce bilgisayar güvenliği dendi, ağ güvenliği dendi, bilgi güvenliği dendi. Fakat son zamanlarda internetin her şeye hakim olmasıyla, bulut bilişim teknolojinin kullanılmasıyla siber güvenlik tabiri daha popüler oldu. Ben inanıyorum ki 200 sene sonra daha farklı isimler de verilebilecek. Yani bugün en basit örnek şu olabilir. Mesela o masanızda bir kağıt var. Oradaki bilgilerin güvenliği, bilgi güvenliği konusudur. Ama ben bunu bir dijital ortama aktarayım, bir fotoğrafını çekeyim dediğinizden dijital ortamda telefonunuza girecek. Oradan belki de bir bulut ortamına yedeklenecek ve bir anda siber güvenliğin konusu olacak. Dijitalleşen dünyada siber güvenliğin alanı bilgi güvenliği alanını kapsamaya başladı gibi. Ama birçok durumda tabii bilgi güvenliği de daha geniş kapsamlı olacaktır. Tabii bu işin bir donanım tarafı var, bir yazılım tarafı var. Her birinin güvenliği aslında siber güvenliğin şeyi içerisine giriyor. Geçenlerde de sohbet etmiştik ya, şimdi insanlara takılan kalp pillerinde bile siber güvenlik açıkları var. Yani o kalp pillerinin güvenliği bile aslında sizin çalışma alanınıza giriyor. Siber güvenlik olarak, değil mi? Kesinlikle. Bir de işin öyle bir kısmı. Şimdi bir sürü öngörü araştırması geçiyor elimize. Hep beraber konuşuyoruz, tartışıyoruz. 2021-2022 gibi dünyada siber saldırganların vereceği, yaratacağı hasar daha doğrusu yaklaşık 5 trilyon dolar olarak konuşuluyor. Yani Türkiye'nin gayri safi milli gelirinin yaklaşık 6-7 katı. Şimdi siz Türkiye'de hiç kimse sizi zorlamadığı halde, yani Bilgin Hocam bunu yap demediği halde bir şey yapıyorsunuz. Bu arkadaşlar da aslında oradan mezun arkadaşlar ve o yüzden onları misafir etmek istedik. Nedir bu siber güvenlik yaz kampı, kış kampı? Kaçıncısı oldu bu sene? Devamında neler olacak? Ya aslında ben çok şanslı bir kişi olarak kendimi hissediyorum. Benim en büyük hayalim, en sevdiğim işi yaparak gençlere, insanlara yardımcı olabilmekti. Yani insanın da mutluluğu aslında bir şeyler yaparak, başka insanlara bir şeyler vererek mutlu olmaktan geçiyor. Yani burada İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle biz bir siber güvenlik merkezi projesi yaptık Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde. Kaç yıldır faaliyet? 2016 Aralık'ta faaliyetlere başladık biz. Başlar başlamaz 3 hafta sonra ilk kampımızı yaptık. Süper. Tabii henüz ortalıkta yokuz. İnsanlar bizi bilmiyor. Böyle bir 650 başvuru oldu hani 15 günün zarfında. Ve ilk kampımızı yaptık. Serhat da hani o ilk kampımızdan gelenlerdendir. Benim i̇lk öğrencilerden zaten... yani. Ben ilk yani. Dinozor. Çok önemli bir nokta var. Şimdi siber güvenlik eğitimi dediğimiz şey eskiden biliyorduk. Bir mühendisler alıyordu. Şimdi aslında tam bir dijital kültür yetkinliğine de dönmüş durumda. Şimdi herkesin kendi dijital varlıklarını yönetmesinde ister birey ister kurum o siber güvenlik bilgisini ediniyor olması lazım. Yani bu gözle baktığınızda biraz bu kampın içeriğini bize somutlaştırır mısınız? Ne yapıyor oraya gelen çocuklar? Yani kampımız da bizim zaman içerisinde
gelişti ve evrimleşti. Şimdi ilk önce bizim yaptığımız ilk kampta biz 5 günlük beyaz şapkalı hacker eğitimi verdik. Nedir beyaz şapkalı hacker? Beyaz şapkalı hacker dediğimiz, sürekli siber saldırı altındayız. Bu beyaz şapkalı hackerlar ya da sızma testi uzmanları kurumlardaki zafiyetleri hackerlardan önce bulup bildirip giderilmesini sağlıyor. Hı hı. İyi niyetli hackerlar yani. İyi niyetli hackerlar. Beyaz şapkadan kaçtınız mı? Tamam. 5 günlük böyle bir kamp verdik. Bunun için de işte ufak bir sınav yaptık. O sınavımızı her zaman yapıyoruz. Online bir sınav yapıyoruz. Daha sonra bir mülakat ya da laboratuvar ortamında bir sınav daha yapıyoruz. Çift aşamalı seçmeden sonra yani en başarılı öğrencileri seçtiğimize inanıyoruz. İlk kampımızı yaptık. Sonra ardından bir adli bilişim konusunda Türkiye'de bir ilk olacak bir kamp herkes yaptık. Herkes gidebiliyor mu bu kampa? Şimdi şöyle, ilk kampımızı son sınıf öğrenciler için yaptık. Mezunları kapsamadık. Sonra mezunlardan çok talep gelince yeni mezunlar için bir kamp yaptık. Öğrencileri almadık bu sefer. Daha sonra hani yaz kampında yine öğrenciler yönelik kampımızı yaptık. Herhangi bir yerde okuması şart mıdır? Yani üniversite öğrencisi olması, yani Türkiye'de herhangi bir üniversite. İletişimde de okuyabilir, hukukta da okuyabilir. Eğer hani bizim online sınavımızda başarılı olup mülakatta ve laboratuvar sınavında da başarılı oluyorsa alıyoruz. Yani ne mesela olması? İktisat bölümünden bir arkadaş gibi vardı. Çocuk çatır çatır sistemlere sızıyor, giriyor. Oldukça bilgili bir arkadaş. Harika. Çok. Şimdi burada çok izninizle sevgili genç misafirlerimize dönmek istiyorum. Şimdi eskiden yaz kampları deyince başka şeyler tercih edilirdi. Basketbol, futbol, yüzme. Nereden çıktı siber güvenlik kampı? Elif önce senden başlayalım mı? Ben kış kampına katılmıştım. Yaz kampı değil. Ben dönemde de eğitim verdiklerini öğrenmiştim siberin. Eğitimlerine katıldım. Daha sonra kış kampına katıldım. Merak vardı zaten. Hangi bölümde okuyorsun? Ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğinde okuyorum. 4. sınıfım. Hı hı. Mezun olacağım bu sene. Harika. Siber güvenlikle ilgileniyorum şu anda. Hoşuma da gidiyor. Bakalım. Ne bekliyordun o eğitimden ve ne deneyimledin? Eğitimden hani 5 günlük bir kampta işin temelleri hakkında az çok fikir sahibi olabilmeyi bekliyordum. Beklediğimi de alabildim. Daha sonra da üzerine koymaya devam ediyorum hala. Bu şekilde. Şimdi Serhat'ta da çok güzel bir hikaye var. Her öğrencinizde olduğu gibi. Şimdi bu yeni yetkinliklerle donandığımızda karşımıza çıkan iş fırsatlarının da çerçevesi değişiyor. Serhat, lütfen bunu sen anlatır mısın? Yani nereden başlasam bilemedim. Yani, biraz uzun olduğu için. Bu kamp senin başında neler açtı? Neler açtı? Aynen öyle. Bu kamplar 2016'daki ilk kamptan beridir. Yani her kampa katıldım ben. Kampları başlarda hani kampa katılan öğrenciler zaman içerisinde kamplarda eğitim verme fırsatı da buluyor. Yani kendini geliştiren arkadaşlar, ben dahil. Harika. Ben de bu işlerin büyük bir kısmını zaten bu kamplarda öğrendim. Tabii daha sonra hani iş mezuniyete yaklaştı. İş aramaya başladık. Sağ olsun hani hocamın referansları. Hangi bölümden mezunsun sen? Yönetim Bilişim Sistemleri mezunum. Peki. Zaten hocam oluyor Bilgin Hoca. Ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorsun? Hadi gizli kısmı çıkıyor. Evet, onu merak ediyorum. Şu anda IBM'de işe girdim. Yani, sağ nedir olsun. IBM'deki görevin ve bu eğitim sana neler kattı bu yeni görev tanımında? Yani siber güvenlik danışmanlığı yapıyor olacağım. Tam da konun. Evet, daha çok sızma testleriyle uğraşıyordum zaten ama yani MIS'in, daha doğrusu yönetim bilişim sistemleri diyeyim, onun verdiği multidisiplin bakış açısıyla birazcık kendi beyaz şapkalı hackerlık yeteneklerimi harmanlayınca orada da yine yapacağım iş böyle cross disiplin efendim bilgi güvenliği danışmanlığının yanında işte yine beyaz şapkalı hacker gibi böyle teknik ve yönetimsel tarafın harmanlanacağı bir iş olacak diye düşünüyorum. Ne kadar mutluluk verici değil mi? Şimdi bizim mezun olduğumuz dönemi hatırlasana İnci. İşte 90, 95 ile 2005 arası mezun aynen, kişileriz. Aynen. Yani, 2005 bile değil hatta. 2000'lerin başında hadi, bitti 2000, o iş. Biraz böyle uzatayım bitti. Dedim de hani seni biraz daha gençleştireyim diyorsun. Teşekkürler. Şimdi bizim mezun olduğumuz dönemde nasıl? Bilgin Hocam senin de aynıdır. Yaşlar birbirine yakın. Mezun olduğumuz okulla alakalı bir işe girerdik. Yani şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun bir arkadaş Türkiye'nin en güzel şirketlerinde şıp diye işe girerdi. Şimdi ama Boğaziçi Üniversitesi için söylemiyorum, bütün üniversiteler için söylüyorum. Bir okuldan mezun olmak yeterli değil. Yani
Gerekli mi? Tartışılır. Evet, gerekli olabilir ama yeterli olmadığı kesin. O tartışma götürmez. Şimdi o kadar kıymetli bir iş ki sizin şu yaptığınız şey. Yani kesinlikle bir üniversite öğrencisine diplomadan fazlasını veriyorsunuz belki de. Çünkü bu IBM olur, Microsoft olur. Bizim hepsinden konuklarımız olacak burada zaten. Sohbet ettiğimiz arkadaşlar. Belki arkadaşımızı Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğu için değil de böyle bir eğitimde sertifika aldığı için ve oradaki o bilgilerden dolayı işe alabiliyorlar veya kendisinde böyle bir iş yaratabiliyor. O yüzden çok kıymetli buluyorum ben bunu. Yani bu yetkinliklerin artık standart üniversite eğitimlerinde verilemediğini de bildiğimiz için bence bugünkü üç konumuz çok önemli üç konu. Kesinlikle çok önemli. Şimdi biraz Bilgin Hoca'ya biraz daha işin tekniğiyle ilgili birkaç soru soralım istiyoruz. Şimdi hem bireysel olarak dijital varlıklarımız var hem de kurumların burada büyük hikayeleri var. Şimdi sistemlerin güvenli olması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor ki? Hem kendi hayatımız için hem de kurumlar nezdinde. Şimdi siber güvenlik genelde teknik bir konu olarak görülüyor ama en önemli şey farkındalık. Yani bizim... Herkesin sorumluluğunda bir kez değil mi? Yani bu iş sadece bir kurumun X departmanında çalışan bir grubun sorumluluğunda olan bir iş değil. Çok net yani, böyle söyleyebilir miyim? Şimdi bizim yaklaşımımız çok disiplinli bir yaklaşım. Yani Boğaziçi Üniversitesi zaten hem teknik yönleriyle değil, sosyal yönleriyle de kuvvetli olan bir üniversite. Ben akademik alanda da siber güvenlik farkındalığı konusunda çalışıyorum. Bu yoğun akademik çalışmaların da yapıldığı bir alan. Çünkü siz her türlü teknik önlemleri alsanız bile bilgisayarın başındaki birisi açmaması gereken bir elektronik postayı açtığı takdirde çok büyük zararlar görebiliyor. Mesela bu 2019'da dünyanın alüminyum devi Norsk Hydro diye bir firma vardı. Bir fidye yazılımı saldırısına uğradı ve tüm bilgisayarlar bir anda şifrelendi. Ve bu şifrelendiği zaman para talep eder fidye yazılımları. Fakat iş hayatı tarafındaki en büyük yan etkisi işlerin durması. İş kesintileri yaşandı ve yaklaşık 2-3 ay süren periyotta 50 milyon dolarlık üretim durmalarından kaynaklanan bir zarara uğradıkları tespit edildi. Yani iş kesintileri, firmaların itibar kaybı ve de kişisel verilerin sızdırılmasından dolayı açılabilecek davalar firmaları çok zor durumlara sokabiliyor. Hani dünyanın en büyük otel zincirlerinden birisi Hotel, yani 500 milyon kullanıcısının verilerini çaldırdı. Yani Facebook, hani çoğu kişi kullanıyor biliyoruz. Yani tüm kullanıcı adı parolalarını şifrelemeden açık not defterine yazmışlar olarak tuttuğunu ortaya çıktı ve çok büyük cezalar da aldılar. Yani görüldüğü gibi kesinlikle dijital ortama güvenmememiz lazım. Yani evimize herhangi bir kişiyi dahil ederken, misafir çağırırken ne kadar titiz davranıyorsak, hayatımıza herhangi bir dijital cihazı sokacağımız zaman da o derece titiz davranmamız lazım. Sadece cihaz değil, aynı zamanda içeriklere de, yani içinde bulunduğumuz dünyaya, tercih ettiklerimize vesaireye de o anlamda bir bağlantısı hani, var. Yani tabii. Burada tabii hani bağlanacağımız web sitelerini dikkatli seçmezsek oradan bir zararlı yazılım bulaşabilir. Yani cep telefonumuza yüklediğimiz uygulamalara dikkat etmediğimiz takdirde bir zararlı yazılım bulaşabilir ve cep telefonumuzun mikrofonu, kamerası bir anda başkalarının kontrolüne geçebilir. Yani biz bazen eğitimlerde de bunu gösteriyoruz. Hani bugün tamamen ücretsiz olan Kali Linux'ten bir sürüm mü var? Bunu indiren herhangi bir kişi çok kolay bir şekilde başkasının cep telefonuna bir zararlı yazılım gönderip onun ele geçirebilecek yetkinliklere sahip olabiliyor. Burada hani uygulamaları yüklerken telefonumuza hangi haklara, nerelere erişmek istiyor? Hani o konuda dikkatli olmak lazım. Öyle her şeye evet, evet, next, next diyerek geçmemek lazım. Bunlar işin teknik yönleri ama en önemli şey siber güvenlik farkındalığı. Yani ülkesel manada bu farkındalık önemli. Ülkelerin siber güvenlik kültürü dokümanları var. Böyle bir kültürü nasıl geliştirebiliriz diye. Yani bunlar da siber güvenliğin sosyal yönünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bizim de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmaya çalıştığımız şey, işte psikoloji bölümlerini, sosyoloji bölümlerini dahil ederek bir siber güvenliği ele almak. Yani bir ulus, yani yakında siber güvenlik bilen uluslararası ilişkiler mezunları,
siber güvenlik konusuna hakim işte psikologlar, hukukçular, yani sağlıkçılar. Yani çok büyük ihtiyaç olacak bunlara. O yüzden bizim kapımız herkese açık. İlk başlarda beyaz şapkalı hacker eğitimleri veriyorduk. Ama daha sonraki kamplarda mesela kişisel verinin korunması kanununa yönelik bir kamp yaptık. Hı hı. Bu eğitimleri verdik. Yani ülkemizde kişisel verilerin korunması kanunu şu an çok aktif ve o alanda da çok fazla sayıda eleman ihtiyacı var. Dolayısıyla biz hani hangi alanda ihtiyaç varsa o alana yönelik eğitimler de veriyoruz. Yani sadece beyaz şapkalı hacker kısmı için daha heyecan verici, eğlenceli kısmı olarak görülüyor. Farklı disiplinlerin dansını biraz önce açıkladınız. Burada araya girip bir arkadaşlarıma sorabilir miyim? Bundan sonra ne? Şimdi yetkinlik de yani dönüşen dünyanın disiplini sürekli dönüşmek, bu yetkinlikleri geliştirmek. Şimdi bu senenin konusu siber güvenlikti. Bundan sonrası ne olacak? Planların var mı bu konuda? Yani var ama henüz tam kararımı vermedim. Önümde birden fazla yol var. Peki. Ama hani siber güvenlik alanında devam etmek istiyorum. Hani bu işin teknik tarafı mı olur, daha kişisel verileri koruma mı olur, hı-hı, ondan emin değilim. Kendi içinde de ayrıldı. Kendi içinde de ayrıldığı için. Disiplin vardır. Türkiye'de o konuda yapacak çok şey var değil mi? Kişisel verileri koruma kanunu. Ben geçen de bir araştırma sonucu okudum. Yanlışsam siz düzeltin beni. Türkiye'de kişisel verileri koruma kanununa uyan, yani birebir uyan kurum oranı %2'ler civarındaymış. Yani %98'i neredeyse buna uymuyor. Dolayısıyla aslında orada çok ciddi bir yapılacak işler listesi var. Belki de özelleşeceğin alanlardan bir tanesi olabilir. Yavaş yavaş toparlayacağız biraz. Olur. Buyur lütfen. Evet. Serhat'a da söz verelim. Yani ben tabii beyaz şapkalı hacker olarak bu işlere başladım. İleride yani bu konularda yine siber güvenlik düzlemi içerisinde bir şeyler yapmayı planlıyorum. İşin istihbaratı boyutları var. Tehdit analizi, örneğin mesela bu dünyanın başına bela olan Kuzey Koreli bir hacker grupları çerçevesinde toplayabileceğimiz çok illegal grup var. Yani illegal yollardan para aklama ve bu tür saldırıların aslında bir saldırı tespiti öncesi istihbarati boyutları var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmayı planlıyorum yine ama siber güvenlik düzleminde olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, ben aklımdaki bütün soruları sordum. Peki, çok kısaca, hemen böyle 30 saniyede çünkü bu konu çok uzun bir konu. Türkiye kendi güvenlik sistemlerini inşa etmede ne durumda? Hemen çok kısa alıp toparlayabilir miyiz? Yani biz siber güvenlik merkezimizi kurarken 3 ana noktamız vardı. Kamu siber güvenliği, siber güvenlikte yerli milli çözümlerin geliştirilmesi ve yetkin insan gücünün geliştirilmesi. Biz bu 3 alanda da farklı çalışmalar yaptık. Kamu kurumlarına indirimli olarak ve ücretsiz olarak siber güvenlik sızma testleri hizmetleri verdik. Hala da bu alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. İşte 10 tane siber kamp yaptık ve yerli milli siber güvenlik üreticileriyle aynı şekilde bir araya geldik ve zirveler yaptık. Yani bir sonraki zirvemiz de 10 Ekim tarihinde. Hı hı. Burada da bir siber güvenlik farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Ama gidecek yol bir hayli var diyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir konu gündeme geldiği zaman onun siber güvenlik boyutunun tartışılması gerekiyor. Diyelim hani şu günlerde gündemde ne var? Diyelim S-400 olayı var. Bu füzelerin alınması. Mesela acaba bu olayın alınacak sistemlerin siber güvenlik analizlerini nasıl yapılıyor? Nasıl yapılması lazım? Oraya kadar gelen bir konu. Her disiplinle çalışıyor olması lazım. Gerekiyor. Bunu alınması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Yetmedi. Biliyorum sizler için de yetmedi. Umarım bir başka sohbette biraz daha farklı açılardan ele alırız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum ben de. Telefonunda kullandığın ilk 3 uygulama nedir? YouTube Go kullanıyorum. WhatsApp, bir de Instagram. Yani. Neden onları tercih ediyorsun? Sebebi ne? WhatsApp'ta ailemle mesajlaşıyorum yani YouTube Go'da. Ya indirebildiğim videolar var ama sadece YouTube'da ise video indiremiyorum. O yüzden YouTube Go'yu daha fazla tercih ediyorum. Instagram'da ise geziniyorum öyle. Günde kaç saat vaktini geçiriyorsun peki bu uygulamaları? Genel olarak 2,5 saat. 2 saat civarında olması lazım. Cep telefonunda en çok hangi uygulamaları kullanıyorsun? Instagram ve WhatsApp. WhatsApp. Günde ne kadar vakit geçiriyorsun bunlarla? 2,5-3 saat falan. TikTok kullanıyor musun? Yani kullanıyordum. Dün? Evet. Sildim sıkıldım artık. Ne oldu? Hayırdır? Senin sıkan ne oldu? Yani sıkan ne oldu? Hep aynı videolar.
sizin yaşınız 20'lerde değil mi? 20. Evet. Sizin yaşınızdaki arkadaşlar TikTok kullanıyorlar mı? Yani TikTok evet. videosu izliyorlar Bağlısı. Mı? İzliyorlar Bağlısı. Ve çekiyorlar. Sizin onlardan nasıl bir farkınız var? Yani siz evet. neden kullanmıyorsunuz? Yani biz onlardan farklı olmak istediğimiz. En havalısı hangisidir? Instagram tabii. TikTok videosu izliyor musunuz? İzliyoruz abi. Ne izliyorsun mesela? En çok ne izliyorsun TikTok'ta? Ya saçma sapan dans ediyorlar abi sürekli. Telefonunuzda en çok kullandığınız 3 uygulama nedir? Instagram, WhatsApp, YouTube. Instagram, WhatsApp, Facebook. Facebook fazla. En çok hangisinde vakit geçiriyorsunuz? Instagram. Instagram. Fotoğraf yüklüyor musunuz? Sürekli. Evet. Selfie? O da var. Kaç takipçiniz var? 2000 var mı? 2000. Daha çok kızlar mı erkekler mi? Karışık arası. Yarı yarıya. Senin nasıl? 500. Telefonunuzda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? WhatsApp, Instagram, Twitter. Günde yaklaşık ne kadar vakit geçiriyorsun cep telefonunda? Nereden baksanız bir 3-4 saat en az. 3-4 saat geçiyor. Aynen. Özellikle gece. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Yani bir iş var, onun Aha. dışında bir yemek var, uyku var, ardından evet. cep telefonu geliyor. Cep telefonu yani. Var, evet. Monster dizüstü oyun bilgisayarlarının sunduğu Dönüşen Dünya devam edecek.